أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Mücahit Rahimeullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle söylediğini işitmiştir. Bir parantez açacağım. Mücahit Rahimeullah 642 senesinde Mekke'de doğmuş. Kays bin Saib radıyallahu anh'ın köleliğini yapmış. Kays'ın eliyle Kur'an terbiyesi almış ve onun vesilesiyle de ashabın büyükleriyle tanışma fırsatını elde etmiş. Hocaları kim? Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Sad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ayşe, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhuma. Bunlardan birebir ders almış ama en güzide hocası İbni Abbas radıyallahu anhumadır. Onunla tam 30 defa karşılıklı Allah'ın kitabını hatmetmiş, 3 defa da bizzat İbni Abbas'tan Kur'an'ın en başından en sonuna varıncaya kadar tefsir dersi almıştır. Öyle bir konuma ulaşmıştır ki İbni Abbas vefat ettikten sonra insanların nazarında Mekke'nin en büyük müfessiri Mücahit Rahimeullah olmuştur. Ha işte böyle bir zat hocasından, şeyhinden, mürşidi kamilinden bir söz aktarır. İbni Abbas der ki, şu 5 şey bana birçok deveyi elde etmekten daha faziletlidir. Yani size 5 şey sayacağım, size 5 şeyi aktaracağım. Bu aktardıklarımın benim üzerimde olması, kalben, zihnen onları hayatıma koymam dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır demektir. Ne o peki 5 şey kardeşler? Bakın maddeler halinde kısaca okuyacağız. Dedi ki 1. Seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında asla konuşma. Zira bu boş bir konuşmadır ve bunun günah olmayacağı konusunda şüphelerim yoktur demiş. 2. Uygun bir an bulana dek. Bu cümleye ne olur? Hepimiz dikkat kesilelim. Uygun bir an bulunana dek seni ilgilendiren şeyler hakkında da asla konuşma. Seni ilgilendirmeyen şeyleri konuşma da fırsatını yakalayana kadar seni ilgilendiren mevzuları da asla konuşma. 3. Ne halim kişilerle, yani yumuşak, merhametli, dudaklarının arasından çıkan sözleri seçen, öyle sessiz, sedasız konuşan kişilerle, ne de sefihlerle, yani aklı bir karış havada olan, sözlerine dikkat etmeyen, tabir yerindeyse cahil kesimlerle tartışma. 4. Kardeşinin olmadığı bir ortamda
senin hakkında konuşmasını istediğin şekilde onunla ilgili konuş. Ve son olarak 5, yaptığı iyiliklere karşılık mükafatlandırılacağını ve yaptığı kötülüğe karşılık ise cezalandırılacağını bilen bir adam gibi amel et dedi İbni Abbas radıyallahu anh. Değerli kardeşlerim, İbni Abbas'a ait olan bu hikmetli sözlerin birleştiği konu dilimizin iffetli olması ile ilgilidir. Peki dilin iffeti nedir? Dilin iffeti nedir? Dilin namusu nedir? Dilin namusu İbni Abbas'ın söylemiş olduğu o 5 cümlenin içerisinde 2 yerde gizlidir. 1. Bizi ilgilendirmeyen meselelerle alakalı asla konuşmayacağız. Dilimizi iki kapağın arasına hapsedeceğiz. Ama bizi ilgilendiren meselelerde ise sözümüzü tartarak hikmetli, yeri ve vakti geldiğinde usulünce konuşmaktır dedi İbni Abbas radıyallahu anh. Kısacası alimler demişler ki bu dile hakim olmaktır. Ben dilime hakim olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Acaba benim dilimin iffeti, izzeti var mı, yok mu diye sorarsanız da bakın Malik bin Dinar rahimeullah bununla alakalı çok böyle bir ölçü vermiş. Kısa bir ölçü vermiş. Demiş ki kalbinde katılık, kalbinde katılık, bedeninde zayıflık, malında azlık hissedersen seni ilgilendirmeyen meselelerle alakalı konuştuğunu bil demiştir. Bir kimse merhametten uzaklaştığını, duygusal anlarda etkilenmediğini ve ağlamadığını, Allah'a yöneldiğinde bunun hazzını, keyfini ve lezzetini tadamadığını iddia ediyorsa nereye bakacak? Dilinden çıkan sözlere bakacak. Eğer biri güçlü olmasına rağmen, kalıplı olmasına rağmen uyuşuk, pasif, tembel, hımbıl bir ruh haline sahipse başka bir yere yönelmesin diyor Malik bin Dinar. Nereye gitsin? Diline başvursun. Eğer biri ticaret yaptığı halde ticaretinden zarar ediyor, çok mal varlığına sahip olmasına rağmen her geçen bu mal bir buzun erimesi gibi eriyorsa o zaman kabiliyetlerinden önce nereye başvursun? Dilinden çıkan sözlere başvursun. Ve asla unutmasın kardeşlerim, diline hakim olamayan kesinlikle pişman olur demiş Selefi Salihin. Dilini zapt-ı rapt altına alamayan, dilinin iffetini koruyamayan kesinlikle pişman olur. İsteyen benimle beraber şu an Medine'de İmam Malik'in yaşadığı dönemde gassal bir kadının başından geçen şu olaya bakalım. Gassal biliyorsunuz değil mi? Ölü yıkayıcısına gassal denir. Belki bu kürsüde bu hikayeyi anlatmışımdır, onu hatırlamıyorum. Ama derler ki gassal bir kadın vefat etmiş. Bir bayanın cesedini yıkadığı sırada dilinden şu sözler çıkar. Bu kadın da ne kadar çok zina etti der. Bakın dikkat edin. Sözler bu kadardır. Bu kadın da ne kadar çok zina etti deyince kadının o sıra bedenini ovalarken, temizlerken eli bir anda cesede yapışır. Bu olaya şahitlik edenler alimlere koşarlar. Bazıları derler ki gassal kadının elini keselim, zira ölü de diri kadar muhteremdir. Yani diriyi ne kadar düşüneceksek ölüyü de o derece düşünmemiz lazım, ona ihtiram etmemiz lazım. Bir grup demiş ki olmaz. Biz demişler cesedin o parçasını keselim, zira demiş diri ölüden daha evladır. İkisi arasında bir kıyas yapacaksak
diriyi tercih etmemiz ölüyü tercih etmemizden daha önemlidir. Doğru mu? Sonra aralarından bir tanesi demiş ki yahu İmam Malik rahimeullah bu beldede yaşarken biz neden fetva bulmanın derdine düşmüşüz ki? Meseleyi İmam Malik'e götürelim. Bu hal yolunu bulur. Meseleyi İmam Malik'e götürürler. İmam Malik rahimeullah insanların o hüsnü zannını, hüsnü şehadetini boşa çıkartmayacak bir soru sorar. Der ki bu kadıncağız yani gassal meyyite için bir söz söylemiş midir? Derler ki bilmiyoruz. Bunu öğrenin ve bana cevabı getirin. Kadına giderler sorarlar. Kadın söylediği sözleri aktarınca İmam Malik rahimeullah der ki bu ölü kadına atılmış bir iftiradır. Hükmüm bir perdenin arkasından gassal kadına 80 sopa atılacaktır. Ve insanlar bu hükmü uygulayınca 80 sopanın arkasından kadının eli yani gassalın eli ölünün cesedinden ayrılır kardeşler. Eğer bir kimse dilinin iffetini koruyamazsa Allah insanların içerisinde onu rezil ve rüsva eder. Ve biri, dikkat edin kardeşlerim, bunu ben kendi adımı listenin en başına koymak kaydı şartıyla sen de bu gece ben bunlardan mıyım diyerek listenin değişik yerlerinde adını arayabilirsin. Eğer biri diline hakim olmaz, dilinin iffetine, izzetine, onuruna ve şerefine dikkat etmezse yapacağı ikinci en büyük hata nedir kardeşler? Başkalarını diline doladığı meseleleri ispatlayabilmek için ayıpları araştırmaktır. Yanlış mıyım? Yani tecessüs etmektir. Yani kafaya taktığı, kalbine taktığı o kişiyi odaklandığı o adamın, kadının, çocuğun, idarecinin ne derseniz deyin ayıplarını ve kusurlarını ispatlayabilmek için ne arayacak? Delil arayacak. Yani tecessüs edecek. Allah muhafaza kardeşler. Bakın bununla alakalı İbnül Cevzi rahimeullah. Bir İbn-i Kayyim el-Cevziye var. Bir de İbnül Cevzi var. Her biri bu alemin içerisindeki bir gökteki yıldız gibidir. Her biri. Hem İbnül Cevzi hem İbn-i Kayyim el-Cevziye. İkisi de ruh doktorlarıdırlar. İkisi de kalp üstadıdırlar. Her bir eserini soluksuz bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Bakın İbnül Cevzi diyor ki rahimallah, Allah'tan kork. Şimdi kime sesleniyor? Benim gibi bir adama sesleniyor. Bu günahın müptelası olan birine sesleniyor. Senin içine giren zehrin panzehiri takva sahibi olman öncelikle. Allah'tan korkacaksın. Allah'tan korkmadığın takdirde bu ayıp senin bütün hücrelerine sirayet edecektir. Sonra devam etti. Dedi ki insanların ayıplarıyla uğraşmayı bırakıp kendi ayıplarına yönel. Evet, Ademoğlunun hatası var mıdır? Ziyadesiyle. Yanlış sözü, yanlış fiili, yanlış düşüncesi var mıdır? Ziyadesiyle. Bazen hikmetsizce, bazen haramları isteyerek, bazen istemeyerek hatanın içerisine insanoğlu düşebilir mi? Kesinlikle düşer. Şimdi diyor ki İbnül Cevzi, bu kadar hata sahibi insanın içerisinde senin hiç mi hatan yok? Senin hiç mi yanlışın yok? Hiç mi çirkin, naoş sözlerin yok? Hiç mi akla hesaba gelmeyecek düşüncelerin yok? Vallahi müptela olduğun adam kadar var. O zaman diyor ki kendine yönel. Senin gözünü çıkartacak, tabir yerindeyse bir dal suratını tırmalarken sen başkasının paçasındaki lekeye bakıyorsun. Gözün çıkmak üzere. Sen ona yönelmişsin. Diyor ki sen kendi ayıplarına yönel. Sakın diyor, bakın dikkat edin, sakın. Vücudun pis noktalarına yapışıp da kanatan bir sinek gibi olma. Eğer bir insan, bir insanın ayıplarını araştırıyorsa, tecessüs ediyorsa, o ne hükmündedir? Yaralara bulaşan bir sinek hükmündedir. Sonra devam etti, dedi ki, kim kendi ayıplarını terk edip,
Yani kendi yanlışlarını görmezden gelip hatalarını hesaba katmaktan uzak durup insanların hatalarını araştırır. Gizli hallerinin peşine düşer ve başkasının ayıplarıyla meşgul olursa, dikkat edin, başkasının ayıplarıyla meşgul olursa Allah Azza ve Celle'de o adamı ifşa ve rezil etmek için, bakın tecessüs yapan adamı rezil ve ifşa etmek için onun ayıplarıyla meşgul olan bir adamı musallat eder. Subhanallah. Sen eğer benim ayıplarımı bulmak için bana tecessüs edersen, kapımı dinlersen, gözlerin bir kamera gibi benim hatalarımı bulmak için çalışırsa, kulakların her daim benim dudaklarımdan çıkacak olan sözü tartmadan kesenin içine koyacaksa, unutma Allah Azza ve Celle bir gün senin ensende öyle bir adamı bitirir ki girdiğin her delikte senin tecessüsünü yapar. Eğer ben bunun sahibiysem, vallahi de Allah beni rezil etmek için, günahlarımı ifşa etmek için, gizlediğim hataları ayyuka çıkartmak için bir tane sefiyi peşime takması yeterlidir. Bunun delili nedir? İmam Ahmed bin Hanbel'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzunca bir hadisinin son cümlelerinde vardır. Ne diyor Nebi Aleyhisselam? Müslümanların gizli hallerinin peşine düşen, dikkat edin, Müslümanların gizli hallerinin peşine düşen kişinin gizli hallerinin peşine düşen Allah'tır diyor. Allahu Ekber. Eğer sen Müslüman kardeşinin gizli hallerini araştırmak için onun peşine düşersen, senin peşine kim düşecek? Allah düşecek. Allah'a bir sır var mıdır? Bu alem içerisinde Allah'a gizli kalacak bir hal var mıdır? Hiçbir şey yoktur. Sonra Nebi Aleyhisselam devam etti. Dedi ki, Allah'ın peşine düştüğü kimse ise evinde dahi rezil rüsva olur. Allah'a bak var. Hiç dışarıya gerek yok. Allah onun peşine düşerse, Allah onun ayıplarını öyle bir ortaya çıkartır ki ne hanımının, ne annesinin, ne babasının, ne de çoluk çocuğunun suratına bakamaz hale getirir. O yüzden kardeşlerim, bu kusur çok büyük bir kusurun, bakın dikkat edin, bizi ilgilendirmeyen meseleleri konuşmak başka bir kusurun kapısını açtı. Eğer bu devam ederse neyin kapısı açılacak biliyor musunuz Müslümanlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde cennete asla giremez dediği kovuculuk hastalığına yakalanacak. Nemime. Yani ne demek nemime? Laf götürüp getirme. Bana bir laf söyleyecek, seninle ilgili falanca böyle dedi diyecek, ben bir şey söylediğimde ona gidecek, Yusuf abi seninle alakalı böyle böyle sözler söyledi diyecek. Bunun adı nemimedir. Bu nemime hastalığının açtığı kapının adı nedir? İfsattır, fesattır, kavgadır, savaştır kardeşler. Bakın Selefi Salihin ne demiş biliyor musunuz? Söz taşıyanlar, nemmamlar, onlar diyor cehenneme giremeyecek. Selef de demiş ki söz taşıyanlar, söz getirip götürenler, sihirbazların bir yılda ifsat edemediği topluluğu bir saatte demiş ifsat ederler. Şahit olmadınız mı? Sihirbazlar karı ve kocayı ayırmak için yıllarca çalışırlar. Bir mahallenin içerisinde kargaşa çıksın diye aylarca çaba sarf ederler. Ama bir nemmam vallahi bir ailenin, bir sokağın, bir toplumun dibine dinamiti bir döşer, saatinde orayı yerle bir eder. Bakın buna örnek de vermişler. Hammad bin Seleme rahimeullah bir olay anlatıyor. İlginç bir olay. Bakın diyor ki bir gün adamın biri kölesini satışa çıkartmak ister. Bir adam gelir bu köleyi satın almak ister. Satıcı der ki benim sattığım bu kölenin bir ayıbı var. Dedi ney? İnsanlar arasında laf getirir götürür. Nemime yapar.
Alıcı dedi ki, ben dedi bundan dedi razıyım. Sıkıntı yok dedi. Alıyorum. Köleyi evine götürdü. Sabahleyin kadına yaklaştı. Evin hanımını dedi ki, efendim seni herhalde sevmiyor. Senin üzerine de kuma getireceğini konuşuyor. Eğer seni sevmesini istiyorsam ben diyor ona diyor bir büyü yapacağım. Sen diyor bu gece o yatarken onun diyor saç tellerinden diyor bana birkaç tanesini getireceksin. Kadın gafil. Kocasının sevgisine müptela olmuş. Kanıyor adamın sözlerine. Sonra kadından ayrılıyor, adama gidiyor. Adama diyor ki, efendim hanımınız diyor sizden habersiz bir dost edinmiş. Bu gece de sizi öldürecek ve diyor dostuna kaçacak. Size tavsiyem diyor uyuma numarası yapın, onun diyor hilesini göreceksiniz. İkisi gece yatarlar. Adam uyuyor numarası yapar. Kadın kalkar, usturayı alır. Tam böyle adamın saçlarından birkaç tel alacakken adam gözleri açar. Ulan der hınzır. Adamın dediği doğru. Beni öldürecektin ha der. Önce davranır, kadını öldürür. Kadının yakınları bu meseleyi duyar. Gelirler adamı öldürürler. Öyle bir hal alır ki iki ailesinde durdurulamayan savaşlar, kavgalar çıkar. Eğer bir insan kendisini ilgilendirmeyen meselelerin peşine takılırsa geleceğe hastalığın seviyesi budur kardeşler. Sadece bir erkekle bir kadını, bir arkadaşla diğer arkadaşı değil, bir cemiyeti, bir toplumu ifsat etmeye yeter. Böyle bir adam kardeşler. Allah Azza ve Celle böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. Böyle insanların şerrinden de Cenab-ı Allah bizleri korusun. Peki bu nasıl? Bu ruhi bir hastalık olabilir. Bu psikolojik bir hastalık da olabilir. Yani akıldan kaynaklı bir hastalık da olabilir. Bundan Allah'ın takdir ettikleri ne olmuşlar? Uzak kalmışlardır. Bakın Zeyd bin Eslem rahimeullah anlatıyor. Diyor ki hastalığı sırasında Peygamber aleyhissalatu vesselamın arkadaşlarından birini ziyarete gittik. Yani tabiinden bazıları bir sahabenin hastalığı neticesinde onu diyor evine ziyarete gittik. Eve girdiğimizde baktık ki diyor yüzü diyor sevinçten parıl parıl. Hastalık alameti yok. Ona yöneldik, dedi ki ya bunun sebebi nedir? Yani tabir yerindeyse belki ölecek olan bir adamsın. Hastalığın seni götüreceği yer mezarlıktır, kabirdir, hesaptır. Sen nasıl böyle sevinçli, yüzün parlak, güleç bir şekilde duruyorsun deyince bu sahabi onlara döndü, dedi ki iki amelimden fazla güvendiğim başka bir amelim yok. Yani beni kurtaracak öyle iki tane amelim var ki yüzümü güldüren sebep bundan başkası değildir. Ne peki o kardeşler? Demiş ki birincisi beni ilgilendirmeyen bir şey hakkında konuşmadım. Bakın dikkat edin. Konuşmam. Konuştum ama tevbe ettim. Az konuştum değil. Konuşmadım. Beni ilgilendirmeyen bir meseleyle alakalı konuşmadım. İkincisi de kalbimin Müslümanlara karşı her türlü kötü şeyden selim olması. Allahu Ekber. Bu iki haslet beni diyor kurtaracak olan iki amel olduğunu düşünüyorum, umut ediyorum diyor. Var mı kardeşler? Allah Azza ve Celle'nin rahmetine gark olacağına inandığınız amelleriniz? Var mı sizi Müslümanların içerisinden ayıran öyle bir alameti farika ki Allah'ın azabından sizi koruyacak? Düşünebiliyor musunuz? Bu gece ne olur düşünelim. Hesaba doğru yürüdüğümüzü hayal edelim. Aziz ve celil olan Allah Azza ve Celle'nin yanına giderken Allah Subhanahu ve Taala'nın bize verdiği güzel bir vasfın olup olmadığını hayal edelim. Yoksa eyvahlar olsun bize.
Yoksa bizi Allah katında temize çıkartacak güzel bir işimiz, eyvahlar olsun bize. İnsanların cehennem ateşine atıldığı gün azaptan kurtaracak bir amelimiz yoksa vay halimize hepimizin kardeşler. Ne olur bu akşam bunları düşünelim. Başkalarının yaptığı amelleri düşünmeyelim. Başkalarının yaptığı kötülükleri düşünmeyelim. Başkalarının yapmış olduğu kusurları soframızın içine koyarak meze yapmayalım. Varsa bir fazilet onu konuşalım. Yoksa bu alametler, bunu kazanmak için dert sahibi olalım. Peki şimdi size soruyorum. Merak etmediniz mi bu sahabeyi? Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurunda beraatı elde edeceği iki amelin sahibini merak etmediniz mi? Kim acaba bu adam sizce? Bu adam Hazreç kabilesinden Ebu Ducane radıyallahu anh. Onun için ne demişler biliyor musunuz? Ölümün üzerine rüzgar gibi esen adam demişler. Allahu Ekber. Ölümün üzerine rüzgar gibi esen adam. Cihatta, cihat meydanlarındaki kararlılığından dolayı bakın onun için şu sözleri söylemişler. Zalimlerin boyunlarına kılıcı ile yol arayan adam. Şimdi insanlar kavga etmek, zalimin hakkından gelmek, mazlumu korumak anlamında isteklidir ve arzuludur değil mi kardeşler? Hepimiz deriz şimdi. Allah bir fırsat verse de Gazze'nin sokaklarına doğru koşabilsek. Belki birçok kardeşim Allah Subhanahu ve Taala'nın bir kapı açarak da Yahudilere, İsrailoğullarına, aleme nizam vermek isteyen zorbalara öyle bir oyun ve tuzak kurayım ki Allah Subhanahu ve Taala katında şanım ve şerefim yürüsün diye düşünüyor olabilir. Doğru mu? Belki bu gece hepiniz bunu hayal edeceksiniz. Ama biz biliyoruz ki fıtraten insanın doğası gereği iş ciddiye bindiği zaman ben başta olmak üzere birçoğumuz hesap kitap yaparız değil mi? Meseleyi bu sefer bir kere değil, binlerce kez düşünürüz. Tamam dedik ama bu kadar da erken olacağını düşünmemiştik. Giderim dedik, yaparım dedik, koşarım dedik, döverim dedik, kırarım dedik. Elini mazlumların üzerinden çekerim dedik de bu kadar da erken beklemiyordum diye söyleyebiliriz. İnsani bir şeydir. Korkabiliriz. Doğal bir şeydir. Ama bu alem içerisinde öyle adamlar var ki korkunun üzerine selefin ifadesiyle rüzgar gibi esmişler elhamdülillah. Ölümün üzerine fırtına gibi gitmişler. Zorbaları aynen ifade şöyle. Ebu Ducane için söylüyorlar. Zorbaları bir haşere gibi görüp boyunlarını ezmek için onların üzerine koşan adam demişler Ebu Ducane için. Ama bu tarih sayfasında çok hikayesine rastlamazsınız. Çok onu anımsayamayabilirsiniz. Ebu Ducane ile alakalı çok malumat sahibi olamayabilirsiniz. Haklısınız. Ama adam öyle bir adam ki geri vitesi hiç olmamış. Bir kere söylemiş, bin defa onun üzerine koşmuş. Bir düşünmüş, bin defa onun üzerine yürümüş. Ne zorbalar, ne zalimlerin zulmü, ne de güçleri asla geriye dönmeyi ona düşündürmemiş bile. İsteyenler gitsinler Uhud meydanlarına baksınlar. Kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemde kahramanlıkları, gençlerin, çocukların, kadınların örnek alabileceği kahramanlıkları görmek isteyenler Uhud meydanında geçsinler. Orası kahramanların diyarıdır. Orası Allah için kendini satanların diyarıdır. Orası verdikleri ahde sadık kalanların diyarıdır. Bakın dinleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücahitleri teşhis edilmiş, silahlanmış, teçhizatlandırılmış bir şekilde görünce savaşta sebat etmeleri için, sabır göstermeleri için onları teşvik eder. Onların motivasyonlarını arttırmaya çalışır. Sözleriyle, okuduğu ayetlerle, verdiği müjdelerle. Sonra bir ara kalkar,
eline aldığı kılıcı havaya kaldırır ve der ki bunun hakkını vermek kaydı şartıyla bunu benden kim alacak? Bütün sahabeler ayağa kalkarlar. Hepsi ben ya Resulallah derler. Hiç kimse bunu enaniyet için yapmaz. Vallahi biz onların bu konudaki ihlaslarına da şahidiz elhamdülillah. Münafıklar cesaret edemez o kılıcı almaya. Yahu ben de şöyle bir boy göstereyim. Peygamber adam görsün diyemez o meydanın içerisinde. Kolay değil. Hepsi kalkarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerinin motivasyonunu görmek için mi bunu yaptı? Ben bilmem. Yaptıysa da güzel bir test etmiştir. Ama hangi sahabi koşarsa koşsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıcı kimseye vermez. Aradığı bir adam var. Beklediği bir adam var. Umduğu bir adam var. Yanına gelmesini istediği bir yiğidi var. Kim o? Ebu Ducane radıyallahu anh. Ayağa kalkar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme der ki ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir? Hak edişi nedir? Kimler bu kılıcın sahibi olurlar? Hangi yiğit insan senin mübarek ellerinden bu demir parçasını alır? Neyse bu kılıcın bir fazileti yoktur. Demirden başka bir hükmü yoktur. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kastettiği şey başkadır. O bunu anlar. Diyor ki bunun hakkı nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki onun hakkı eğilip iki kat oluncaya kadar düşmana karşı diyor çarpışmandır. Yani o kılıç kırılana kadar, o kılıç eğrilene kadar, o kılıç büzülene kadar, o kılıç kaybolana kadar düşmanlara karşı savaşmandır. Ha öyle mi ya Resulallah? Ben de zaten merak etmiştim. Herhalde içimizde bu kadar adam varken bana bu kılıç düşmez. Ömer öyle değil mi? Diyerek yerine oturmuyor kardeşler. Ya Resulallah, o kılıcın hakkını vermek adına sana diyor söz veriyorum. Söz veriyorum diyor. O kılıcı diyor bana ver. O kılıcın hakkını ben vereceğim diyor. Şimdi orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ducane'ye kılıcını verince hemen böyle tabir yerindeyse belinden bir kuşak kumaş parçası çıkartır, kırmızı bir sarıktır, başına sarmaya başlar yavaş yavaş. Sahabi der ki bu Ebu Ducane'nin ölüm sarığıdır. Ya tamam, yaşamak için değil, ölmek için o kılıcı almıştır. Sadece vurmak için değil, şehadeti tatmak için o kılıcı almıştır. Bitti. Geri dönüş yok. Uhud hasretime yansın. Annelerim hasretime yansın. Hanımım hasretime yansın. Evlatlarım benim hikayelerim ve kıssalarımla büyüsün. Geri dönüş yok asla. Ve öyle alımlı çalımlı yürür ki Peygamber aleyhissalatu vesselam onun yürüyüşüne yönelir. Bu yürüyüş var ya der, bu yürüyüş, bu böbürlenme yürüyüşü, bu kibirli yürüyüş Allah azze ve celle'nin buğz ettiği bir yürüyüştür. Ancak dedi savaş meydanları dedi müstesna. Allahu ekber. Ey Müslümanlar, eğer kibirli, azamet sahibi bir vasıfla yürüyecekseniz cihat meydanlarında yürüyün. Ekranların karşısına öyle çıkın. Birilerinin yaptığı gibi mikrofonların karşısına o heybetle çıkın. Bir aslan yavrusu gibi çıkın. Bir pısırık olarak çıkmayın. Edebi laflarla çıkmayın. Şecaatinizle çıkın, cesaretinizle çıkın. Düşmanlar sizi o meydanda bu yürüyüşle gördüklerinde kalplerine korku girsin elhamdülillah. Eğer bundan dolayı bunu yapıyorsan yürü aslanım dercesine Peygamber aleyhisselam bu sözleri söylüyor. Ve o sıra orada bulunan, hatırlarsınız bundan önceki derslerimizde Kureyş'in Şahini diye tanımladığımız Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam vardır. Hayıflanır. Der ki içimden şöyle geçirdim. Ben der Safiye'nin oğlu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hala oğlu Zübeyir bin Avvam'ım. Ben Kureyş'ten bir adamım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu kılıcı istememe rağmen dedi ki bana vermedi. Ben de dedi Allah'a yemin olsun ki o kılıcın sahibini Ebu Ducane'yi savaşın sonuna kadar dedi takip edeceğim.
Kıskançlığından mı söyledi sizce? Hasedinden mi söyledi sizce? Bir görelim bakalım be. Bunu da zaten herkes adam zannediyor. Diyerek mi bu tavrı aldı? Görelim bakalım. Eğer bu kılıcın sahibi bunun hakkını vermezse, bak ben nasıl onu Medine'de tabir yerindeyse diye başlayan cümleleri kurmadı asla. Çünkü bu insanlar fazilet ehli. Faziletli olan şeyin peşine koşarlar. Bu insanlar hayır ehlidir. Hayır gördüğü şeyin peşine koşarlar. Bu insanlar Allah'ı razı edecek bir şeyi gördüklerinde, o vasfın kendi üzerlerinde olmadığına şahit olduklarında kendilerini yer bitirirler. Derdi kardeşini küçümsemek, onun o kusurunu, ayıbını ortaya koymak değildir. İleride göreceğiz, bir şey daha anlatacağım onunla alakalı. Ben merak ettim tabir yerindeyse. Hele şunun der bir peşine takılayım. Neymiş onu bu hale getiren, iki kılıç sahibi adam diye anılacak olan bu adam ne yapacak der. Ne yapacak? Yine Zübeyir'in ifadesiyle sarığını sarayacak. Sonra o heybetli yürüyüşünü yapacak. Tabir yerindeyse bir buldozer gibi, tabir yerindeyse bir buz kıran gibi müşrik orduların içerisine dalacak. Öyle ki tarih kitaplarında Ebu Ducane'nin diyor karşısına kim çıktıysa onu diyor yaprak gibi diyor paramparça etti. Kimse diyor karşısında duramıyor. Ebu Ducane'nin ilerleyişini gören müşrikler onun etrafından kaçmak için mücadele ediyorlar. Yeter ki Ebu Ducane'nin o iki kılıcına denk gelmeyelim. Sonra Zübeyir bin Avvam dedi ki radıyallahu anh, bir ara müşriklerden bir adamın bizim yaralılarımızın yanına gelip de diyor eşyalarını aldığına şahit olunca dedim ki inşallah Ebu Ducane ile karşı karşıya gelirler. Ebu Ducane onu görür. Hakikaten dedi onu gördü. Ona doğru ilerledi. Sonra diyor adam diyor Ebu Ducane'ye diyor saldırınca Ebu Ducane kendini koruyup diyor adamı öldürdü. Sonra diyor bir adım ileri gittiğinde diyor kılıcını kaldırdı, tam indirmek üzereydi diyor durdu, geri çekildi. Ne dedi peki biliyor musunuz? Zübeyir bin Avvam. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Yani Ebu Ducane ile alakalı bilmediği bir meseleyi konuşmadı. Anlamadığı bir meselenin ardına düşmedi. Eğer dedi durduysa Allah ve Resulü biliyor dedi. O da dedi bunu bildiğinden dolayı durmuştur. Değilse akrabası olabilir. Kardeşi olamaz mı? Olabilir. Eski cahiliyeden kalma bir dostu, tüccar bir arkadaşı olamaz mı? Olabilir. Merhamete gelmiş. Bak ben dedim size zaten bu adamda bir hile çıkacak. Düşmüyor peşine, bakın düşmüyor. Diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sebebi sonra ortaya çıkıyor. Kim o kadın? Ebu Ducane kılıcını kaldırdığında bir tane kadın elini kaldırıyor. Aman diyor, yapma diyor. Aman diliyor. Kim o? Ebu Sufyan'ın karısı Hint. Müşrik oldularını Galyana getiriyor. Galyana. Hadi diyor erkek misiniz diyor size diyor. Mekke'de diyor hepinize etek giydireceğim diyor. Halkalar takacağım diyor. Burkalar takacağım size diyor. Mekke'nin ortasında gidin diyor, karı gibi affedersiniz dolanın diyerek Müslümanlara karşı savaşmaları konusunda onları gaza getiriyor. Amiyane bir ifadeyle. Ölümü zerresine kadar hak ediyor. Ama kılıcı kaldırıyor. Ebu Ducane diyor ki vallahi ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli kılıcını diyor böyle diyor şerefsiz bir şey için diyor kirletmem diyor. Allahu Ekber. Bu şerefsizliktir ona göre. Niye gençler? Yanlış mı söyledim? Bizim cihadımızın bir ahlakı ve hukuku vardır. Biz aman dileyeni vurmayız. Hele bu kadınsa bizim kılıçlarımızın bir hukuku vardır. Edebi vardır, iffeti vardır, izzeti vardır, onuru vardır onursuzların karşısında. Şerefsizlerin, haysiyetsizlerin karşısında bizim silahlarımızın dahi onuru vardır, izzeti vardır. O demir parçasının bir şerefi vardır kardeşler. Şu İslam dünyası içerisinde Müslümanların yiğitlerine dokunamayıp kadınların dokunan şerefsizlerin karşısında izzet sahibi kılıçlarımız, silahlarımız vardır bizim. Mazluma dokunmaz. Aman dileğine vurmaz. Ama bugün onursuzlar, korkaklar,
intikamlarını aslanlardan değil de o aslanları yetiştiren annelerden almaktadırlar. Daha anneler de iyi adam yetiştirmişler ha gençler. Onlar iyi yetiştirmişler adamları. Ne olur ana kuzusu evlat yetiştirmemişler elhamdülillah. Onlar bir beldeden başka bir beldeye sürgüne gittiklerinde, göç etmek zorunda bırakıldıklarında çadırlarının içerisinden aslanlar yetiştirmişler. Ve o gün, bugün o aslanlar pençeleriyle ve dişleriyle değil, kuyruklarıyla düşmanlarına karşı geliyorlar elhamdülillah. Kuyruklarıyla, yeleleriyle düşmanın karşısına korku salıyorlar. Hele bir de pençelerini vursalar, hele bir de dişlerini kesseler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizim şu an hukuk tanımaz ahlaksız savaşın zorbalığın karşısında ahlakımız ve şerefimiz vardır kardeşler. Bunu da ne olur unutmayın. Ebu Ducan'ı kılıcını çeker, ona vurmaz. Savaşın seyri bu şekilde gitmiyor. Sahnenin her alanında atraksiyon var. Her alanında mağlubiyet var kafirler cephesinde. Müşrikler bir ağaç gibi devriliyorlar. Nereye kadar? Müslümanlar Uhud'daki Ayneyn geçidinde nöbetini bırakınca Halid bin Velid gibi uyanık zeki komutanlar Müslümanların o cephesini bıraktığı cepheyi kuşatıyorlar. Arkadan Müslümanlara saldırıyorlar. Bu sefer Müslümanlar neyin derdine düşüyorlar? Canlarının derdine düşüyorlar. Vururken vurulur hale geliyorlar. Öldürürken şehit olacak duruma düşüyorlar. Ama bakın gençler Allah rızası için. Ebu Ducane radıyallahu anh bakıyor ki artık kılıcın bir hükmü yok. Bu arkadan saldırmayı neyle durduracak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl koruyacak? Allah Resulü aleyhisselama yapışıyor. Yüzüyle böyle sırtını siper ediyor. Onlarca ok onun sırtına yapışıyor. Onlarca ok. Eğer bugün Allah Resulü'nü koruyacak bir kılıç yoksa, ya benim bedenim var. Benim gözüm Resulullah'ın gözüdür. Benim bedenim Resulullah'ın bedenidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu kumandanı, devlet reisi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir elçisi olarak içimizde yaşasın. Ebu Dicanelerin ne hükmü vardır ki? Talhaların ne hükmü vardır ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bedenleriyle koruyorlar. Oklar onlara isabet ediyor. Anneler böyle evlatlar yetiştirmiş elhamdülillah. Yiğitler böyle iman etmişler gençler. Ve bakın ne olur şu sözü ne olur unutmayın. Ebu Ducane'yi Ebu Ducane yapan şu sözleri ne olur unutmayın. O sözleri tarihin kör noktalarında hiç bilinmeyen bir sözler halinden kurtarıp kitapların arasına sıkıştıran Zübeyr bin Avvam'ın ne olur sesini işitin. Diyor ki ben Ebu Ducane kafirlerin diyor saflarına girerken şöyle söylediğini diyor işittim. Ben dedi ben dostumla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hurma ağaçlarının eteklerindeki dağın eteklerinde ona Allah yolunda cihad ederken hiçbir zaman safın gerisinde kalmayacağıma dair söz verdim dedi Allah'a bakıyor. Kalmadı da. Genç kardeşler kalmadı da. Ebu Ducane ve Ebu Ducane gibiler safın her daim önünde oldular. Onlar kırmızı sarıklarını taktıklarında ümmeti Muhammed'in damarlarından kan akmamak için Allah'a ve Resulüne ahdettiler. Söz verdiler. Bugün ümmetin beyaz sarıkları, giydikleri beyaz elbiseler, kafirlerin acımasızca vurdukları şekillerde kan ve revan içerisinde olurken ümmeti Muhammed'in safın arkasında durması yakışmaz. Müslümanların değil safın ortasında, safın başında yer alarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinini müdafaa etmek, yaymak ve hakim kılmak için bir görevlerinin olduğunu asla unutmasınlar. Safın arkası yok bizim için. Oturacak zamanımız yok ne olur. Ne olur ey gençler. Öfkelenmeyeceğiz mi? Hamasetimiz kabarmayacak mı? Duygularımız harekete geçmeyecek mi? Kafirler madden ve manen
bütün güçlerini bir araya getirerek değerlerimizi elimizden almak için el ele tutuşarak İslam beldelerinde hunharca katliamlar yaparken biz el ele tutuşarak safın ortasında bir baraj gibi, bir kale gibi, bir sur gibi olacağımız günleri halen düşünemiyor muyuz? Hayal edemiyor muyuz? Tasavvur etmiyor muyuz? Soruyorum size Allah için. Bugün küfür, saydığınız bütün coğrafyalardan sayamadığımız bütün coğrafyalara varıncaya kadar parasını, askerini, bürokratını, yazarlarını, felsefecilerini, doktorlarını bir araya getirerek ümmeti Muhammed'in gırtlağını kesmek için çabalarken Müslümanlar o eli ortadan kaldırmak için birleşmeyecekler mi? Safın en başında olmak için bir hayalimiz yok mu? Niyetimiz yok mu? Soruyorum size Allah için. Ebu Duca'na dedi ki ben dostuma hurma ağaçlarının yanındaki dağın eteklerinde hiçbir savaşta cenk meydanında safın gerisinde kalmama konusunda söz verdim. Ahitleştim. Özellikle ilim talebeleri, ilim sahipleri, davetçi kişiler, dert sahipleri Müslümanların başında idarecilik yapmanın lüksünü arayanlar vallahi oturduğunuz her an bizim için büyük bir acının, büyük bir yıkımın, büyük bir ölümlerin ve afetlerin açılacağını unutmayalım ne olur. Her birimiz için bu geçerli. Siz bugün benim, ben bugün sizin yakanıza yapışıp Allah'ın dininde saflarda en önde bulunmak için birbirimizi teşvik etmiyorsak ölü ama yürüyen bedenlerden ve cesetlerden bir farkımızın olmadığını ben kendi nefsime hatırlatmak istiyorum kardeşler. Evet Ebu Ducane radıyallahu an tabir yerindeyse bedenini Allah'ın davasının yücelmesi ve Resulünün korunması için seferber etti. Uhud savaşı bitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geri döndüğünde kızı Fatıma'ya yöneldi. Ebu Ducane'ye verdiği kılıcı ona teslim etti. Kızım dedi, bu kılıcı dedi güzel temizle. Onu güzel temizle. Zira dedi o, bugün dedi görevini yerine getirdi. Allahu Ekber. O dedi bugün görevini yerine getirdi. Şimdi size soruyorum. Kılıç mı, kılıcı tutan mı? Demir mi, et mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kime atıfta bulunuyor? Ebu Ducanesine atıfta bulunuyor. O diyor kendisine verilen görevi yerine getirdi. O yüzden genç kardeşlerim, üzerinize aldığınız sorumlulukları küçük, büyük, önemli, önemsiz diye ayırmayın. Ne olur ayırmayın. Eğer üzerinize aldığınız vazifeler Allah'ın dininin yayılması, Müslümanların ise felah bulmasıyla ilgili ise her işinizi en ciddi işiniz olarak görün. Ve asla unutmayın Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 148. ayetinde Bismillah Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah işini en güzel şekilde yapanları sever buyurmaktadır kardeşlerim. Evet, Ebu Ducane radıyallahu an sadece Uhud'un kahramanı değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün savaşlara katılmıştır. Özellikle de fakir bir sahabedir. Ensar'ın en fakirlerindendir. Fakir olması, ihtiyaç sahibi olması, muhtaç olması Allah'ın dinini yaşamasında ve Allah yolunda cihad etmekte hiçbir zaman bir bahane olmamıştır. Ve nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarından elde ettiği bütün o arazileri, bütün evleri, ganimet olarak elde ettiği malları kime veriyor? Kime veriyor? Hepsini muhacire veriyor. Hepsini muhacire veriyor. Niye? Muhacirin evi yok. Niye? Muhacirin arsası yok. Muhacirin sürecek tarlası yok. Hepsini onlara veriyor. Yeter ki Ensar'ın evlerinden çıksınlar,
kendi müstakil evlerine geçsinler. Üç tane ensar hariç. Üç ensar hariç. Onlardan biri Ebu Ducare. Allahu Ekber. Ölüme rüzgar gibi esen adam. İkincisi Sehil bin Huneyf. Radıyallahu an. Bu kimse ki inşallah Allah Azze ve Celle bunların da hayatını incelemeyi bizlere nasip etsin. Bu kimse de Medine'de ilk iman eden gençlerden biridir. Üçüncüsü de Haris bin Simme. Üçünün ortak bir özelliği var. O da ne? Uhud günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak anlamında bedenlerini kalkan yapmışlar. Etten duvarlar örmüşler. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh Uhud savaşından sonra hani peygamber kızına kılıcı verdi ya, dedi bu kılıç dedi işini gördü. Hazreti Ali de kendi kılıcını çıkarttı. Dedi ki bu kılıç da dedi işini gördü. Bunu da temizle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Dedi ki ya Ali dedi, Sehel bin Huneyn Ebu Ducane'nin de dedi kılıçları iş gördü değil mi dedi. Yani Sehim de unutmadı ha. O da çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Elhamdülillah. Peygamber vefa sahibidir. Vefası olmayanın dininin olmayacağını bizlere öğretmiştir. Evet, bu kişi fakir biridir ama fakirliği Allah yolunda cihad etmesine engel olmamıştır. Bakın onunla alakalı fazla hikaye yok. Ama bir şehadet anı vardır ki herhalde her birinin hayatına denk gelecek bir güzelliğe sahiptir. O da şu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde o meşhur Yemame Savaşı olur. Hanife oğullarından bir tane sefih bir adam peygamberliğini ilan eder. İslam orduları o beldeye doğru giderler. Ama çetin bir savaş olur. İki rivayet var. Birincisinde duvara tırmanıyor kendisi. Musaylemetül Kezzab'ın bahçesine girmek istiyor. Yani peygamberliğini ilan eden adamın korunaklı bahçesine girecek. Duvarın üstüne çıkıyor, duvardan aşağı atlarken ayağı kırılıyor. İkinci rivayet ise Müslümanlar onu bir mancınağa koyuyorlar, onu bahçeye fırlatıyorlar. Tek başına. Ve o sıra yere düştüğünde ayağını kırıyor. Ama ayağının kırığını önemsemeden kafirlere karşı öyle yalın savaşıyor ki, öyle büyük bir arzusu vardır ki o arzu bütün acıları dindiriyor. Yine Uhud'da olduğu gibi tabir yerindeyse bir bahçıvan gibi bu sefer Müseylemetül Kezzab'ın bahçesini biçiyor. Ama ayak kırıldı, güçten ve takatten kesildi ve maalesef Ebu Ducane radıyallahu anh belki ümmeti Muhammed'e çok daha hayırlar geçirecek bir zamanı elde edemeden o bahçenin içerisinde şehit düşen kardeşleriyle beraber alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yürüdü. Ve özellikle gençler sizlere sesleniyorum. Nasıl bir özre sahip olursanız olun, Allah'ın dinine hizmet etme konusunda bunu mazeret görmeyin. Eliniz aksak olabilir, ayağınız topal olabilir, kekeme olabilirsiniz, gözleriniz zayıf olabilir, bedeniniz güçsüzdür. Ne olursa olsun, eğer söz konusu olan şey Allah'ın dinine hizmetkar olmaksa bütün özürlerinizi bir kenara atın. Amr bin Cemuh gibi topal ayağınızla Firdevs cennetinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkmak için koşun. Ama ikincisi, belki kırık ayaktan daha zor bir imtihan da nedir? Kırık bir gönle, kırık bir kalbe sahip olmaktır. Yine genç kardeşlerime hasreten hatırlatıyorum. Müslümanların içerisinde gönlünüz, kalbiniz kırılmış olabilir. Bu ayak kırığından daha acıdır. Daha zordur. Ama söz konusu eğer ümmetse, eğer söz konusu Müslümanların maslahatıysa, eğer söz konusu olan yere düşmüş bir ümmeti ayağa kaldırmaksa, eğer söz konusu olan vücudunun her tarafından sedyede serumlara bağlanmış bir hasta olan ümmeti kaldırıp koşturmaksa, bırakın gönül kırıklarınızı bir kenara, Allah yolunda mücadele etmeye devam edin. Ve ne olur gençler, sizi ilgilendirmeyen meselelerin peşine düşmeyin. Sizi ilgilendirmeyen şeyleri konuşmayın. Asla tecessüs etmeyin. Ve ne olur, bir toplumun dibine
bomba hükmünde olan, ifsadı en büyük olan nemime gibi bir hastalığa düşmemek için elinizden gelen gayreti gösterin. Allah Azze ve Celle bu ducaneden razı olsun. Allah Azze ve Celle onların yolunu izlemeyi ve onların şerefli bir şekilde Allah'a ulaştığı şekilde ulaşmayı bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu an dünyanın değişik yerlerinde zulme karşı mücadele eden kardeşlerimize yardım etsin. Zalimler bir ateş yaktılar kardeşler. Tıpkı Ashabul Uhdud gibi bir ateş yaktılar. Biliyorsunuz İbni Kesir'de Rahimeullah diyor ki Ashabul Uhdud'da Müslümanların öldürülenlerinin sayısı, şehit edilenlerin sayısı 20 bin. Bakın dikkat edin, 20 bin. Çok büyük bir rakam. 20 bin kişi bir gün ve bir gecede şehit edilmişlerdir. Ama ne olur unutmayın, küfrün yaktığı ateş İbni Kesir'in ifadesiyle öyle bir büyümüştür ki döndü dolaştı kafirleri ve zorbaları o ateşin içerisinde öldürdü elhamdülillah. Bugün başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu öyle büyük ateşler yaktılar ki 100 yıl içerisinde evet ümmeti Muhammed'in milyonlarca genci, kadını şehit oldu. Ve şu an en yakınımızda Gazze'de küvezdeki çocuklar daha nefes alamadan Allah'a kavuştular. Bu dünyayı tanımadan bu dünyayı terk ettiler. Ama bilin ki bu yakılan ateşte bir gün gelecek zorbalar dayanacak. Allah Azze ve Celle o ateşi çoğaltsın onların üzerine. Yeryüzünde küfür ne kadar zulüm ateşi yaktıysa o ateşi Allah zalimlerle diri tutsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz firdevs âlâ olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Ve selâmun alel mürselîne velhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha mâ salavat.